Elektrikte dün gelen %15 fakat aslında 2021 yılı içerisinde gelen zam oranı %22. Bu bir vatandaşın asgari ücretli vatandaşımızın yıllık %12 maaşına zam aldığı bir ortamda bir ülkede hakikaten iki katı bir vergi alma demedir. Devletimizin sıklıkla yaptığı konu dolaylı vergilerden hızlı bir şekilde bütçeyi doldurmak. Yani ÖTV artışları gibi elektrikte su zamları gibi konulardaki artışlar artık vatandaşımıza artık pes dedirtti. Sonuçta bugün elektriğe gelen zamı ben çok hafife almıyorum. Çünkü üretim ülkesi olan bir Türkiye'deyiz. Sanayi de bundan yara alacak. Sanayici maliyetlerinin içerisinde nereden baksanız yüzde sekizlik onluk bir artış getiriyor bu dış ülkelerle yapacağımız mücadelede rekabet ortamında bize ciddi bir yara verecek. Ama önceliğimiz şu. Vatandaşımız bugün 83 milyon neredeyse %80'i asgari ücretle çalışan bir ülkedeyiz. Bu vatandaşlarımız ortalama maksimumu veya minimumu ile birlikte bir 2800 gibi rakam alıyor. 2800'ün içerisinden temel giderlerini birisi su, birisi elektrik, birisi doğalgaz. Bunlara devlet eliyle siz %22'ye varan bugün itibariyle 15 konuşulan bir zam mı yapıyor iseniz vatandaşımız artık bu maaşa çalışmam dersem bir de işsizliğin önüne açacaksınız. Bu dengeyi mutlaka iyi sağlamak lazım. Türkiye'de biliyorsunuz bir üretim tesisleri kuruldu, güneş enerjileri kuruldu. Birçok iş adamına aslında 10 yılda amorti eder ama ülkenin de elektriği üretilecek diye bir teşvik verilmişti. Bu teşvikle birlikte birçok iş adamı özellikle Kayseri'mizde birçok kişi çok küçük bir yatımlarla yıllarca devletten bu elektrik rakamlarını sabit alacak şekle dönüştü ben diyorum ki bu kişilere bu karlarından biraz feragat ettirilecek bir ortam oluşturulmalı ve bu elektrik fiyatları mutlaka bir aşağıya doğru deblese edilmeli diye düşünüyorum. Ama devletimiz yine bütçenin açıklığından kaynaklı gördüğüm kadarıyla 1 Temmuz itibariyle %15 elektriğe zam demekle belki de 83 milyonu ilgilendiren ama evlere bir ateş düşen bir zam ortaya koydu. Doğalgazda da %12 getirdi. Ayrıca doğalgazda da zaten tefe ile ilgili gelen bir fatura artışlar var. Bunlar da koyduğunuzda %18'lik bir zamma geliyor. Yani ki doğalgaza bu dönemde geliyor ise ki doğalgazın kullanımı biliyorsunuz maalesef yok. ama kışa doğru bir daha ona zam gelecek olursa 2021 yılı için o gelecek zamın ne olduğunu bilmiyorum ama 25 %30 gibi bir artış Devlet vermediği maaş kadar vatandaşından vergi topluyor. Ben bunlarla birlikte ülkemizin aslında tasarrufa gitmesi gerektiği kanaatindeyim. Tasarrufa giderken de millete vergi olarak böyle elektrik veya doğalgaz zammı deme yerine bence e, Cumhurbaşkanlığı sarayında yapılan masrafların kısıtlanması özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan masrafların kısıtlanmasıyla örnek olan bir ülke, lider ve milletvekilleri görmek isterim. Gördüm ki iki yerde hiçbir tasarruf yok hala ama vatandaşa bizim açığımız var. Biz bunu elektrik faturalarıyla gidermek istiyoruz. Doğalgazda biz bunu gidermek istiyoruz diye düşünen bir zihniyet var. Ben artık Adalet Kalkma Partisi'nin halkından çok kopuk olduğunu bu vesileyle gördüm. Halkını düşünmediğinde net bir şekilde ifade ederim. Adalet Kalkma Partisi'nin siyasileri artık vatandaş ne durumda sokakta bunu dahi görmekten aciz durumdalar. Ve bugün sokağa çıkmıyor ama biz çıktığımızda vatandaşa bugün sabah itibariyle bu zamlar ne olacak? Biz bunu ödeyemeyeceğiz. Ya biz bu işin altından kalkamayacağız. Ben iş kapatıyorum. Ben fabrikamı kapatıyorum. Bu zamlarla, bu maliyetlerle ben artık satış yapamam. Ben bu evi geçindiremem diyen, boşanmaya giden, Allah korusun ağzımı almak istemiyorum, intiharlara giden bir sürecinde öne açılmış oluyor. Devlet örnek olur. Önce sarayın giderlerini sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütün organlarının giderlerinden tasarruf eder. Sonra vatandaşa der ki biz size örnek olduk. Siz de lütfen karşılığında biraz fedakar olun der. Ama bunlardan uzak bir açıklamaydı. %15 elektriğe, doğalgaza %12. Totalde 2021 yılında %22'ye gelen bir zammı kınıyoruz. Hoş bulmuyoruz, doğru da bulmuyoruz. Yani bu e, aslında gizli zamlar var. Vatandaş bunu bilmiyor. Sözleşmeler içerisinde tefe tüfe oranları içerisinde artışlar yapılacak. Örneğin Kaski'de su fiyatlarında. Yani vatandaş fark etmiyor. Geçen ay 100 lira ödediyse bir sonraki ay tefe tüfe neyse 101, 102 böyle bir çıkış var. Yılın sonuna kadar bu tefe tüfe artışlarında olduğu göz önüne alınır ise bunun üzerine bir 5-7 puan daha koymak gerekli. Yani %30'lara varan zam kaçınılmaz gibi görülüyor ve yapılıyor. Ve artık vatandaş tefe tüfe zamlarını da takip etmiyor. Yani böylesine ciddi bir artış olunca bunu konuşuyor. Diğer tefe tüfeler bahsedilmiyor ama yüzde otuzlara varan bir zam olacağını ben öngörüyorum. Valla vatandaşa ben şöyle seslenmek istiyorum. Vatandaş artık buna siyasi olarak baksın, söylesin bir şeyler ama siyasetçilerin örnek olduğunda görmesi lazım. Siyasetçilere mesaj versin. Saray ve sarayla birlikte bütün bağlantıları olan Türkiye genelindeki bütün devlet kurumlarının bir, belediye kurumlarının iki, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve buna bağlı organların tamamında tasarrufa gidildiğini talep etsin, istesin. Önce örneği orada görsün. Bunu yüksek sesle söylesin. Çünkü vatandaş oy veriyor. Oy verdiği kişiler rahat bir ortam içerisinde hayatına devam ederken oy veren vatandaş sürekli bu tür zamlarla, bu tür asgari standartlarda yaşamakla, pazara gidememekle, elektrik faturasını ödeyememekle sıkıntılar içerisinde kalıyor bakın bu elektrik zammından sonraki ay göreceksiniz elektrik faturasını ödemeyen çok kardeşimiz olacak çok ailemiz olacak. Çünkü yok bir gelir ve hemen elektrikte kapama gelecek. Buradan ben yine sesleniyorum elektrik şirketinin en tepesindekine. Hiç olmasa aşma kapamaya bir ücreti küçültün. 43-45 lira gibi açma kapama ücreti var. Vatandaş %15'lik zamdan sonra ödeyemeyecek. Belki bir ay sonra aç veya bir gün sonra aç dediğinde 45 TL'de buna ödeyecek. Hiç olmazsa o 45 TL'nin 5 TL'ye düşünün, 10 TL'ye düşünün. Yani bir kişi sadece bir adrese gidip açıp kapama için 45 lira almıyor. Bir çıkıyor belki o gün yüzlerce insanın açma kapamasını otomatik yapıyor. Yani çok ciddi bir rant var orada en azından elektrik fiyatlarına zam geldiyse hiç olmazsa bu açma kapamanın 45 TL gibi olan aşağı yukarı rakamının da çok minimuma indirilen küçük sembolik bir rakama çekilmesi gerekli. Vatandaşımız burada sesini yükselsin, bu talepte bulunsun. Ben vatandaşımız adına bu talepte bulunuyorum. Dikkat alırlarsa, hiç olmasa bir rahatlama gelir, vatandaşımız ödeyemiyor. Ertesi gün açtırmak için gittiğinde 100 TL faturasına 45 TL de açma kapama ücreti ödüyor. Bu da çok abzut, çok yüksek, çok gereksiz bir rakam. Müzik